salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Açtım yeri okuyacağım Saadettin. Gördün. Bakayım ne çıkacak. İnşallah. Ve fi külli şeyin lehu ayatun tedullu ala ennehu vahid. Arkadaş, nefsin vücudunda bir körlük vardır. Nefsin deyince hangi nefs anlaşılıyor burada? Bu bizim bildiğimiz nefs emare değil. İnsan kastediliyor. Nefis denince bazen insan olarak kullanılıyor. Nefs emare değil. İnce Mesnevi Nuriye 82'den okuyorum. Nefsin vücudunda bir körlük vardır. Halil, bunu duydun mu sen? Bazen nefsine zulmettin diyor mesela Meyve Risalesi'nde. Günah işleyerek nefsine zulmettin diyor. Meyve Risalesi'nde yani. Ulan günah işleyerek nefsine insan, zaten günah işleten nefsiz. Nefisten kasıt nefs emmari değil, karıştırmayın. Karıştırmamak lazım. Mesela ene ile enaneti karıştırıyoruz. Ene deyince o gurur, kibir anlar. Hayır, ene ben olan ben. Ben Allah. Ben Allah'ım diyen Allah'ın bizdeki karşılığı. Yani benim gömleğim, benim atletim, ben diyen, dikkat edin arkada. Benim vücudum, benim hayatım, benim aklım, benim sahiplenen, benim ruhum bile sahiplenmiş. Ruha bile sahiplenmiş. Benim ruhum diyen o ben olan ben. O sensin. O sensin. Bu sürecin tamamı, bu sürecin tamamı insandır. İnsan. Yani insana nefis deniliyor. Nefsen var ya, başka bir şey. Nefis deyince nefsin mertebesi var. Nefs-i levvame, mutmaine, mülhime, natika, raziya, nefs emmare bir tane. Hemen nefis deyince hemen aklımız gidiyor şeye, o bölümüne. Değil yani. Ene ile enaniyet, nefisle nefs emmare hiç alakası yok. Burada insan yani. Nefs. Bak, nefsin vücudunda bir körlük vardır bir yerinde. O körlük vücudunda zerre miskal kaldıkça hakikat güneşinin görülmesine mani bir hicap olur. Yani o körlük kaldıkça, mesela gözlük gibi şurada bir körlük var, koca güneşi setrediyor. Göstermiyor. Şey de öyle yani. Mesela onu uygulayalım biraz. Psikolojiyi çok seviyorum ya. Mesela ister istemez kayıyor o tarafa. Adamın içsel bir dünyasında bir karamsarlık var. Her şeyi öyle görür. Usta da öyle kullanıyor. Diyor ki, çocuğunu kaybeden bir valide kainatı ağlar görür. Oysa kainatı ağlıyor mu? Ağlamıyor. Ama o gözlükle baktığı için öyle oluyor. Mesela içsel alemde sıkıntısı var. Tadı ve tuzu yok kendisinin. Kainatın da öyle tadı ve tuzu yok zannediyor. Yani şöyle mi oluyor, lafını kestim sen abi. İnsan kendini nasıl bilirse karşısındaki de öyle mi? Gözüküyor yani, öyle biliyor. Ama eğer ilim ona yardım etmese. Bir de, ikincisine geçiyorum. Mesela nasıl başka bir şey, bu körlük nasıl oluyor? Bazen bir haset, bazen bir gıybet, bazen bir maddi menfaat. Koca dev bir davasını yok edebiliyor. Mesela karşıyı nasıl yıkayacağını hiç hesap etmez. Küçük cüzi bir menfaatını koca bir İslam'ın veya bir alemin hulasası olan insanın nasıl yok ettiğini hiç kale almaz. Mesela küçük bir menfaati adına karşıki tarafın ruhsal yapısını hiç kale almaz. Bu nasıl bu karşılık bulacak diye, bu nasıl bu onun aleminde tesir yapar, hiç kale almıyor. Benim menfaatim olsun da, işte bu körlük nasıl oluştuğunu anlat. O körlük nedir? İşte bunlar gibi. Bakayım ne diyor? Evet, müşahademle sabittir ki, ustad şahit olmuş, uydurukçasıyla tanıklık yapmış. Müşahademle
sabit olmuştur ki kat'i yakini burhanlar ile deliller dolu olan büyük bir kalede küçük bir taşta bir zafiyet görünse o kör olası nefis onun o tarafı o kalayı tamamen inkar eder. Yani şeyde uygulayalım. İçsel alemde uygulayalım. Adam bir karar, sonra aileye uygulayacağım, sonra geniş daire, sonra ustadın dediğini yapacağım. Şimdi içsel alemde bir haleti var, diğer güzel donanımlarını görmüyor. Yani bu halet, yani bu duygu bir şehvettir, menfaattir. O onu sürüklüyor. Ya senin davan var, kutsiyetin var, İslam'ın var, imanın var. Hiç onu kale almıyor. Aile uygulayayım. Zannediyor ki kadın hep budur, kocam hep budur. Onun böyle hoşlanmadığı bir tavrı veya sözü hep bütününe şamil ediyor. Ve bir de genişletiyor daireyi. Yani sen zaten hep böylesin. Yani şu anda böyle ya. Hep böylesin. Ne kadar zalim. Mesela uygulayayım. Bırak canım Osmaniye'den adam mı çıkar? Güya sana hitap ediyorum ama bütün Osmaniyelerin hukukuna tecavüz ediyor. Nasıl hak diyeceksin? Tek tek Osmaniyeleri, ölenleri de, doğacakları da, şimdiki zamandakileri de gidip bir hakkını helal et. Adamların hakkını nasıl gasp ettin şimdi? Acayip bir şey yani insan. Tuhaf. Mesela İslam'ın bir meselesini anlayamadı yani. Da ilmi yok. Yani sorusu geldi dışarıdan veya kafası işte şey yaptı. Cevap veremedi. O zaman diyor ki acaba İslamiyet'te bir zaaf mı var? O Alman kadının dediği gibi. Ben diyor Hristiyanken diyor. Çok güzel söyledi bana. Ha, öyleydik de öyle tercüme ettin sen. Alman Müslüman oldu. Kadın diyor ki ben Hristiyan iken böyle derdim kederim yoktu diyor ya. Böyle bir savaşım yoktu. Ne zaman Müslüman oldum dertler başladı diyor. Oysa dertler bana dermanım hiç bilmiyor. Peki ne kimler saldırıyor? Şeytan, cinlerin kafirleri. Hristiyan iken onlar da zaten memnundu. Alan veren, veren memnun, sorun yok. Ne zaman Müslüman oldu? Onlar kudurdu. Bu sefer güzel soru sordu. Peki diyor o cinlerin diyor şeytanla olmaz. Cinlerin Müslümanı yok muydu? Var. Niye beni Hristiyan iken bana dokunmadı? Çünkü Müslümanlık da haramdır. Dokunma. Bir kere İslamiyet'i seçmen anında bunlar oluyorsa İslamiyet'in kutsiyetine değildir. Daha önce bir şey yoktu. Aa lay 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 yaşıyorduk. Ha geçince ha demek ki birilerinin ekmeğine darbe vuruyorsun. Demek ki birilerini rahatsız ediyor. Altın üstüne çevirir. Mesela itikatta düşün. Kainata baktığı zaman kainat zanneder ki kendi dünyası kadardır veya izah edemediği soruları. Zanneder ki İslamiyet'te bir zaaf var. Altın üstüne çevirir. İşte nefsin cehaleti, nefse marenin hamakatı bu gibi insafsızca tahribattan anlaşılır. Yani geniş dairede tevhid dünyasında bakarsan kainata bir zafiyet diyelim ki zafiyet şu. Hoşlanmadığın bir fiil var, deprem. Hoşlanmadığın bir tsunami var. Hoşlanmadığın bir kanser var. Kanser ortada bir kanser hastası. Bela ve musibet. Beni mi buldun tanrım? Türküler yapmış. İsyana bak yani. Tövbe estağfurullah. Allah haşa. Öyle tanrı diyeyim onu Allah'ın. Zar attı. La kime kanser vereyim? Tırırır. Adama çıkmış. Vay be. Beni mi buldun bu kadar insanlar içinde tanrım diye şarkı yapmış adam. Yani izah edemediği bir şey. Kainattaki hani şeyde okumuştuk. 193 muydu? Evet. Diyor ki senin diyor ki nefsini kainata mühendis mi yarattı ki kainatın icraatını sana soracaktı? Olmadı. Az oldu. Güneş niye öyle doğdu ya? Niye tsunami oldu ya? Yağmur yağmaması lazım ya. Niye böyle güneş böyle? Sen mühendis misin kainatın? Küçük kokmuş, küçük ve kokmuş hevesini kainatın icraatında mühendis mi yapıyorsun? Ne biliyorsun bu bütünlük içinde o lazım değil? Biz kainatın içinde neresindeyiz ki? Daha kendi hayatımızın neler bizim için hayırlı olduğunu bilmiyoruz ki. Ben söyleyeyim siz düşünün. Ben kendimi uyguladım.
Şimdiye kadar elimi kaldırıp yaptığım dualar hepsi kabul olsaydı ben bugün burada olmayacaktım. Bir düşün hele ya saadetini. Her istediğin kabul olmuş olsaydı şimdi. Değil mi? İnan. Acayip bir şey. Onun için ne kadar da güzel ya. Hoşuma gidiyor. Şunu da okuyayım. Rems. Ey insan. Senin vücudunun sahasında yapılan fiiller ve işlerden senin yedi iktidarında bulunan ancak binde bir nispetindedir. Baki kalan maliki mülke aittir. Şimdi vücudumuzda aslında tasarruf oluyor değil mi? Yemek yedik, çay içtik, bilmem ne yaptık. Çünkü organlar çalışıyor. Allah aşkına hangimizin müdahalesi var? Hangi organımız bizim ilmimizle, irademizle, kudretimizle, aklımızla, gücümüzle yapmışız? Bir tanesini söyleyiniz. Ya senin vücuduna sen hakim değilsen ben mi hakim olacağım? Kim senin vücuduna hakim? Hani elimizde olan hangi tarafı var? Hangisi ilmimizle tercih edilmiş? İradeyle takdir edilmiş, kudretle halk edilmiş. İlmi ilimle tercih edilip devam ediyor. Bak, senin vücudunda, tamam, sahasında yapılan fiiller, vücudunun sahasında. Böbrek çalışıyor mu şimdi? Çalışıyor. Kan basıyor mu? Basıyor. Dalaklar çalışıyor. Ya hissiyat, hiç alakası olmayan, birbirine zıt olan duygular aynı yerde. Hiç alakası olmayan ceset-ruh ilişkisi aynı yerde. Bunlar yapılırken bizim hiç haberimizde olmuyor. Arkadaşlar bu faaliyetler olmuyor mu kulaktaki zerreler? Niye o hücrelerin hareketini duymuyoruz? Ya duysak ne olur? Karıncanın sesini duysak ne olur? Karınca yürüyor orada pat 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 pat. Yani en ufak bir şey tahammül edemiyoruz ya. Şu anda hücrelerin faaliyetini duysak bir tanesi diyor ki hocam dedi kafayı... Zaten Firavun da öyle gitmiş kafasında sinek sesi yapmış ya tık 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 vura vura. Hocam diyor kulağımda ses var dedi ya Allah aşkına. Dedim doktora git kardeş. Ben doktor değilim ki. Nereye gidersem gittim hepsi şeyden çıkmış demiş psikolojidir. O zaman doğru yere gel. Psikolojidir. Ondan sonra dedim ya Allah Allah. Elini kısa koy bakayım tabii. Hurufu mukatta oku bunu. Suyu oku ya tencere. Şöyle kabağa. Oku. Hamim. Yedişer tamam. Ondan sonra al şunu. Bas kulağını. Biraz dursun. Hadi şimdi de çınlasını göreyim. Sen yap ya. Birileri gıdıklıyor diyor. Allah Resulü kulağınızı işiyor diyor. Affedersin şeytan öyle diyor. Peygamberimizin öyle şeyi var. Sol kulağınıza. Sol kulak dışarıdan içeri doğru kaşınır. Sağ kulak içeriden dışarıya doğru bir şey çıkar, bak çıkar diye diye olur. Kendini tanıdın ne kadar hoş oluyor. Kimsenle oyun oynadığını anlıyorsun. Yoksa o doktor, bu doktor koşuyorsun. Ne acayip bir alem ya. İnsan bir tuhaf ya. Ya kendimize müdahale etmek değil, şöyle dursun. Hiçbir tarafına karışamıyoruz ki. Şu elimi ben mi yapıyorum? Konuşmaya göre ellerim hareket ediyor. Ama gençken her şeyi ben yapıyorum zannediyorsun. Her şeyi ben yaparım, ederim, ya. Güçlüyüm, kudretim. Hani hiç böyle ölüm mülüm hiç aklına gelmiyor. Genç her şeyi, gücün yeteceğini zannediyorsun. Acayip bir şey ya. Sonra bir el fren çek, takos koy, oldu mu bir hastalık? Vay be. Hayatın bazı takozları var, el frenleri var. Çekince el freni, hayat öyle sürükleniyorsun ki. Geçenlerde ben gelmeden önce Zeytinburnu'da biz tren istasyonu karşısındayız ya orada serserilerden bir tanesi tren giderken kapıyı kapatıyor dışarıda asılıyor. Tamam. Ondan sonra o tam yaklaşırken heyecan mı yaptı ne yaptı bilemiyoruz düştü. Ne oldu biliyor musun? İki ayağı gitti. 13-14 yaşında bir şey. Biz duyduk da. Evet her şeyi biliyormuş. Neyle ödüyor şimdi? Sırf dünyayla ödemiyor pahtasını. Ahirete de emanete hıyanet etmenin cezasını görecek. Dünyası bitse bir şey değil. Şimdi Allah aşkına 13 yaşında 14 yaşında çocuk bunu yaptı. Bunun imdadına dinden başka ne ulaşır? Hadi bul da teselli. Hadi bakalım.
dini istedek olarak kullanıyoruz. Lazım olunca lastiğimiz patlarsa takacağız hayatımıza. Din hayatın hayatı hem nuru hem esası. Yani din hayatı yorumlamaktır. Hayatın ta kendisidir. Söyle bakalım hükmetmediği bir yer mi var? Tuvalet adabını hükmediyor. Yani doğrularını söylüyor. Ya olmasaydı böyle bir dinimiz yok. Tuvalette karışmaz. Nasıl yaparsan yap. Özel hayatına karışmaz. Yemeğine karışmaz. Giyiştiğine karışmaz. Çamaşırı nasıl çıkaracağını söylüyor ya. Çamaşır koyarken besmelesiz koyarsan diyor Erva kabisi kullanıyor onu. Nasıl kullanıyor? Onun melekütü tarafı var. Eşeği sen gördüğün gibi midir? Din bize hükmederken dünya diyelim melekütiyet, alemi gaybı nazara alıyor. Şuradaki hareketlerin şurada böyle gözüküyor. Ona göre diyor ki yapma öyle. Bak böyle, ha böyle iyi. Bu yaptığın orada böyle gözüküyor. Yapma. Benim yaptığım hareketler ruhumda da nasıl karşılık buluyor onu bile bilmiyorum daha. Melekütiyeti düşün. Böyle bir şey lazım bize. Allah aşkına sokakta nasıl yürüyeceğini hangi öğretide var? Nissan'da mı var? Audi'da mı var? Isuzu'da mı var? Buda mı da mı var? Bunlar Nissan, Isuzu bunlar öğretidir, dindir ha. Arabaya verilen markadır sonra. Adamlar dininin ismini vermiş. Nissan, Tao, Isuzu. Bunlar din, din diye. Fareye tapan bile bir kavim var Japonya'da. Fare. Neye şaşırdınız fareye tapınca? Şeyde gördüm ben onu. Hindistan'da. O fareye tapanlar orada da var. Esas merkezi o. La fareden daha beter değil mi? Al fare. Gelir ya. Eline gelir okşarız. Al kedi ben. Ali kardeşin kedi. Ayakkabı bağını oyuncak zannediyor. Bağlıyorum. Tuttu. Ayakkabın bağını çözdü. Deli etti beni ya. Ayakkabı bağını atıyorum botun. O da geldi benimle oynuyor zannediyorum. Ona bağladım ötekisine geçiyorum. Bu ayakkabımın bağımı çözdü. Kutunun içiyle çıktı. Ulan ne yapıyorsun dedim ya. Hangi kedim? En azından yalnızlığını giderir evde. Ne var ne yok falan bağladı. Bu öyle mi ya? Mesela biz güleriz. Hindiler sığıra tapıyor. Adam heykele tapıyor. Bari canlı ya. İşe yarıyor yani. Eti de yeniyor. Sütü de içiliyor. O yattığı zaman kalkmayı da bilir. Yorulunca kal. Heykel kalkmıyor ki. Ne yaptığımızı ayık kafayla bir baksak var ya. Yuh be diyeceğiz kendimize. Allah aşkına. Bir tuhaf tabii. İnsan bozulduğu zaman miktarı da yok. Diplerin dibine gidiyor. Binaenaleyh kendi kuvvetine göre yukal. Mesela burada ne diyor? Başkasını, ben senden olsam deme kardeşim. O ki sen olacaktın, onu Allah niye veriyor? Yani başkasının yüküne girme. Bu kainatın icraatı, Allah'ın icraatı. Allah'ın işine omuz verme, taşıyamazsın. Gemiye bin, sırtındaki yükü koy yere, üzerine otur. Bak, kendi kuvvetine göre yük al. Yoksa altında ezilirsin. Budur işte. Geniş dairedeki uygularsak, ekonomi sana kafi, ruhunu canlı tutmak adına bırakıyoruz. Yeni binaların, yeni arabaların, yeni paranın peşine koş. Peki ne oluyor? Eziliyor işte. Kıl kadar bir şuur ile büyük taşları kaldırmak teşebbüsünde bulunma. Yani kainat senin sana rağmen işliyor, işleyecek de. Yani kainatı nasıl değiştireceksin? Alemini nasıl değiştireceksin? Ya kul olduğumuzu unutuyoruz. Malikinin izni olmaksızın onun mülküne el uzatma. Psikoloji dersleri değil mi arkadaşlar bunlar? Psikoloji, davranış psikoloji. Böyle davran diyor. Böyle yap. Bunlardan yazıyorum işte. Bak onun izni olmadan elini uzatma. 23. sözde ne diyor? Elin parçalanır diyor değil mi? Trenden giderken bazen yakın oluyor duvarlar, hendekler. Orada da çiçekler koyuyorlar. Dikeni. Uzağa bir tane alayım desen paramparça ediyor ya elim. Çünkü dikenler var.
uzatma. Binaenaleyh gafletle kendi hesabına bir iş yaptığın zaman haddini tecavüz etme. Allahu Ekber. Haddini bilen hududunda olur. Haddini bilmeyen hududu aşar. Haddini bil, hududunda ol derler ya işte. Edep yahu, edep. Edep, haddini bilmek. Bak ne diyor burada? Diyor ki, onun binaenaleyh, kendi işini yaptığın zaman haddini tecavüz etme. Yani, hatların kırmızı çizgilerin var. Olmazsa olmazların olmalı. Allah'ın da merası var. Onun çitleri de haramlardır diyor Allah Resulü. Girmeyin diyor. O çitin içerisine girmeyin. Hatlarımız olmalı. Herkes bilmeli. Mesela Saadettin de bilir ki dihayüste olan bu adam buraya davet edemem. Bu adam haram selamlığı var. Veya bu adam cumartesi dersi var. Onu taviz vermez. Yani kırmızı çizgileriniz belli olursa ilk belli olurken biraz sıkıntı çekersiniz akrabalık münasebetinde ama sonra rahat edersin. Bir de bizim bazı doğrularımız olmalı, sabit, kırmızı çizgilerimiz. O bizim haddimizi belirliyor. Ya yani ben bunu yapamam. Ben bunu buraya gidemem. Bu benim işim değil. Bu sabit taşlarımız olmalı. Diğer hadiselerimizi bu merkezde çözmeli. Bu sefer haddim belli ise, yani hayatın kurallı ise, doğruların ve yanlışların varsa hududunda belli olur. Pergeli buraya koyarsan o merkezde daire çizilir. Bak diyor ki kendi hesabına bir iş yaptığın zaman haddini tecavüz etme. Yani Allah'ı sorgulama. Haddini aşma. Eğer malikin hesabın olursa istediğin şeyi al ve yap. O demişse. Helal dairesi de kafidir. Yani Allah'ın sana helal kıldığı şeyi de haram kılma. Ama yapamayabilirsin. Fakat izni ve meşiyet nereden bileceğiz peki? Allah'ın helal dairesi ne kadar? Kefe kefe ama bilmiyoruz. İzni ve meşiyet ve emri dairesinde olmak şartıyla izni ve meşiyetini de nereden öğrenirsin? İzni ve meşiyetini de şeriatından öğrenirsin. Şart. Yani şeriat, fıtrat demek. Fıtrat-ı asliye. Yani ruhu meydana getiren fıtratımız öz. Ha, onu uyandıran şeriat dediğimiz kelam-ı ilahi dengelen Cenab-ı Hakk'ın hitabı. Burada duruyoruz, akşam kılıyoruz. Vâhir davâhum enilhamdülillâ rabbil âlemin el-Fâtiha.